Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı boyunca askerlere sahip çıkan Hatay halkına teşekkür etti. TÜSİAD heyeti bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet ilk olarak Hatay Valisi Erdal Atay'ı ziyaret etti. Abdurrahman Melek toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Vali Erdal Ata ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜSİAD'ın Türkiye'nin en eski kurumlarından biri olduğunu belirtti. İhracatta büyük katkıları bulunan bir kuruluş. Silahlı kuvvetler yaptığı operasyon başarıyla Afrin kısmı tamamlandı, ondan sonraki kısmı da devam ediyor. Bu süreçte hiçbir sivilin zarar görmemesi için azami gayret gösterildi. Ve bir tane sivilin zarar görmediği kanaatindeyiz orada. Aksine Türk Silahlı Kuvvetleri orada terör örgütünün baskısından, zulmünden mağdur olan yerel halkı da kurtarmış oldu. Ve onların ölüme terk etmiş olduğu yaralıları, sakatları, yaşlıları da silahlı kuvvetler marifetiyle ilimize getirildi ve onlara her türlü sağlık hizmetleri verildi. Yani dünyanın hiçbir tarafında böyle bir olayı görmek mümkün değil. İşte yakınımızda görüyoruz Rusya'nın Amerika'nın yaptıklarını. Her tarafı bombalayıp yerde bir ediyorlar. Ama bizim silahlı kuvvetlerimiz adeta teröristleri tereyağından kır çeker gibi temizleyip imha ediyorlar. Ondan dolayı da gurur duymamız gereken bir silahlı kuvvetlerimiz var. Ve halkımızın verdiği destek de çok müthiş. Sizlere de tekrar teşekkür ederim. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise Hatay halkının Afrin operasyonu boyunca askerlere sahip çıktığını vurgulayarak tüm Hatay halkına teşekkür etti. TÜSİAD'ın 47 yıllık bir öyküsü olduğunu hatırlatan Bilecik şunları söyledi. Bir iş dünyası, sivil toplum örgütünü temsil eden yere geliyoruz. Ama gelirken yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarım da özellikle son dönemlerde gerek mültecilerle beraber şehrin çekmiş olduğu hakikaten yükü, gerekse değerli bu Afrin, TSK'nın yapmış olduğu Afrin Zeytin Dalı harekatıyla beraber şehrin gösterdiği bütün fedakarları da son derece iyi anlamış vaziyette arkadaşlarım. Şunu arkadaşlarım derken de özellikle şunu kastediyorum. Yani ben doğma büyüme bir Hataylı olarak, yani bu memleketin bir evladı olarak çekilen hem acıları, hem sevinçleri, hem gururu, hem de hakikaten üzüntüleri yakinen takip etme şansı bulan insanlardan bir tanesiyim. Çünkü şu ana kadar hakikaten çekilen önemli sıkıntılar, gerçekten Hatay halkı bunları televizyondan izlemedi, bir film zaman zaman da yaşadı. Ama ne mutlu ki bence bu sona doğru giden bir yolculuk yapılıyor. Yani özellikle terör tuzaklarının tamamen temizlendiği, şehrin artık bundan sonra gerçekten daha fazla işine gücüne bakabileceği, daha fazla milli gelirden pay alabileceği bir noktaya geliyor. Güzel olarak değerli arkadaşlarımla beraber çok hediyemiz var. Bir sözü. Tabii sizler biliyorsunuz muhtemelen misafirlerimizin annemin hepsi biliyordur. Hatay. Milattan önce 9. yüzyılda bulunmuş Hitit kralı. Yani 3000 yıllık bir eser. Bir elinde gördüğünüz gibi başak var. Yani rivayete göre